E, tabii bildiğiniz gibi göreve geldikten sonra e, içinde bulunduğumuz eleme maçları normal maçlara ilaveten aynı zamanda da geleceğe dönük neler yapabiliriz e, diye gözlemliyoruz oyuncularımıza bakıyoruz. E, tabii bunun yanı sıra rakiplere de bakıyoruz rakibin durumuna göre e, pozisyon alıyoruz. Tabii ki rakibin harika oyuncuları var bizim de harika oyuncularımız var ama e, bizim bir maç planımız olması gerekiyor. Um, ee, bu, bu maç planımızın doğrultusunda hareket etmeniz lazım. Bizim söyleyebileceğimiz şey yarın sahada aktif olacağımız ve e, rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Rakibin o sizin de bahsettiğiniz oyuncularına e, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalışacağız. Aslında bahsettiğiniz maç e, düşündüğümüz zaman e, futbol için uzun bir süre. E, epeyce zaman Geçmiş oluyor ee, ve futbolda günlük düşünmek lazım, günlük performansa bakmak lazım. Kaptan da e, buna benzer şeyler söyledi, dinlemişsinizdir. Ee, futbolda da tabii biraz şans lazım, bütün oyuncuların aynı anda iyi oynaması lazım. Ee, onun dışında. Fernando Santos 2014 yılından beri burada 8 yıldır görev yapıyor. Benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Birçok kulüpte çalıştı, farklı ülkelerde çalıştı, Yunanistan'da çalıştı. Çok deneyimli birisi. Takımın nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl e, çıkacağını bilen birisi. Bir de e, tabii yine aynı konuya paralel olarak benim geçmişte çok fazla yaşamadığımı, günlük, güne bakmak istediğimi, bugüne bakmak istediğimi e, biliyorsunuz. Benim bakış açım böyle. E, ben... Böylesine zorlu mücadelelere e, dayanabilen bir takım e, oluşturmak istiyorum. Böyle bir takımımız olduğuna inanıyorum. E, büyük takımlara karşı mücadele e, edebilme potansiyeline sahip e, bir takımımız olduğuna inanıyorum. E, özellikle tek ayaklı maçlarda. Evet, Ronaldo'dan bahsediyorsunuz. Fakat 11 oyuncu sahaya çıkacak. Bu 11 oyuncunun e, hepsi. Ve iyi oyuncular, kaliteli oyuncular, harika kariyerleri olan oyuncular. Ben savunmacılarımızın da bu mücadeleye, bu zorlu mücadeleye gayet hazır olduklarına inanıyorum. Büyük annem bana şöyle bir öğüt vermişti. Değiştiremeyeceğin şeyler hakkında çok fazla düşünme. O yüzden şu anda oraya gelmediğimiz için, etki değişmediği için durumlar. Henüz bir şey düşünmüyorum. Hele bir oraya gelelim, o zaman düşünürüz if the Portuguese coach says something good about Hakan Çalhanoğlu, then he is completely right. E, Melih çok mutlu eski takım arkadaşı Ronaldo'ya karşı oynayacağı için. Ben de bu duruma seviniyorum açıkçası. E, eğer Fernando Santos Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olumlu şeyler söylemişse e, ona katılıyorum. Ne söylediyse doğrudur.